altlarını kestik. Şu şekilde. Bunları suya ısladık. Ve yukarı doğru çimlenmelerini bekleyeceğiz. Su azalmıştı. Su ekledim. Şuralarda çimlenmeler başlamış. Filizlenmeye başlamış havuçlar. Şurada, şurada. Şurada var. Şuraya sarı havuç koydum. Şuraya da iki tane kırmızı pancarın başından koydum. Onlar daha yeni. Filizlenmelerini bekleyeceğiz. Havuçlar üst tarafları çimlenmiş. Bu sırada kurutmaya bıraktığımız kabak çekirdekleri de içine döküldü rüzgardan. Ama çimlenme iyi yönde gidiyor. Havuçlar uzamaya başlamış. Şöyle alalım. Evet, havuçlarımız iyice çimlenmeye başlamış. Şu pancar da filizlenmeye başlamış. Şu da sarı havuç, o da filizlenmeye başlamış. Hepsi filizleniyor. Havuçlarımız filizlenmiş. Pancar filizlenmeye başlamış. Şurada ve şurada. Şimdi filizlendirdiğimiz havuçları ve şurada pancar var. Onları toprağa dikelim. İnşallah gelişimleri güzel olur. Toprak yüzeyinde biraz kalsa yeter. Aşağı doğru inecek bunlar zaten. Filizlenmiş kısımlar üst tarafta kalıyor. Şu da pancar. Aynı bitkiyi yemekten usanacağız gibi duruyor. Bakalım hayırlısı. Şu da sarı havuç. Toprağı da oldukça yumuşak. Alt taraflarında kum var. Çok da sık dikmek istemiyorum işin açıkçası. Bu kadar. Bir de şunu dikersek bir boş alanı şuraya. Yeterli olur. Evet, şimdi bir de suladıkmış bitiyor.